Yeni bir gün başlıyor. Habertürk kesintisiz haber takibine saatlerimiz 7'yi gösterirken devam ediyor sevgili seyirciler. Ve günaydın diyelim. Bugün de tarihlerin 7 Ocak 2014 Salı gününü gösterdiğini hemen sizlere aktarmış olalım. Saatlerimiz 7'yi gösterirken sevgili seyirciler, hem Türkiye'nin hem de dünyanın gündemiyle bir kez daha karşınızdayız bu sabahta. Evet, hemen dönelim bakalım Türkiye'de neler yaşanmış, son gelişmeler neler? Hemen o başlıkları size aktaracağız. Ardından da gelişmeleri kapsamlı, detaylı ve basına yansıyan gelişmelerle birlikte aktarmaya da devam edeceğiz. Dediğimiz gibi önce buyurun başlıklardan bakalım. Evet sevgili seyirciler, Ergenekon ve Balyoz davalarında yeniden yargılama mı gündeme geliyor sorusu var. Önce Cumhurbaşkanı, sonra Başbakanla görüşen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu dün de Silivri Cezaevindeydi. Ergenekon ve Balyoz davasından ceza alanlarla görüşen Feyzoğlu, cezaevindekiler af değil adil yargılama istiyor dedi. Evet, yeniden yargılama konusunda yapılan açıklamalar ve temasların ardından CHP ilk adımı attı. Kanun teklifine son şeklinin verildiğini söyleyen CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, özel yetkili mahkemeleri kaldırılmasını, Yargıtay'daki dosyalarınsa bozulmasını içeren bir düzenleme olduğunu belirtti. CHP'nin önerisine MHP temkinli yaklaştı. Ve tutuklu vekil sorununa da meclis jet hızıyla çözüm formülü getirdi. AK Parti, CHP ve BDP'li vekiller anayasa değişikliğinde uzlaştı. Buna göre milletvekilleriyle ilgili tüm adli süreçler meclisin nitelikli çoğunluk vereceği izinle başlayacak. Gelelim 17 Aralık operasyonu sonrasına. Emniyette görevden almalar da devam ediyor değerli izleyiciler. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 600'e yakın polis görevden alındı. Özellikle operasyonel birimlerin başındaki müdür yardımcıları başta olmak üzere Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polislerin tamamına yakını görevden alındı. Ve geçiyoruz dünyaya. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Merkez Bankası Başkanı artık bir kadın. Başkan Barack Obama'nın aday gösterdiği Janet Yellen dün gece yapılan oylamayla Senato'da onay aldı. 100 yıllık Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olan 67 yaşındaki Yellen 31 Ocak'ta görevi Ben Bernanke'den devralacak. Evet sevgili seyirciler, şimdi de daha kapsamlı bir şekilde buyurun detaylara bakalım. Evet değerli izleyiciler, detaylara bakacağız. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Uzak Doğu ziyareti bugün resmen başladı. Japon Başbakanı tarafından resmi törenle karşılanan Başbakan Erdoğan, katıldığı bir konferansta sert sayılabilecek bir konuşma yaptı. Başbakan Erdoğan, terörden Suriye'ye yaşanan drama kadar çok sayıda konuda Türkiye'nin yalnız bırakıldığını söyledi. Sevgili seyirciler, gazetecilik en zorlu mesleklerden bir tanesidir ve bir arkadaşımız da geçtiğimiz günlerde Türkiye gündemiyle birlikte, daha doğrusu artık dünya gündemi olan bir konuyla Suriye ile ilgili gündeme geldi. Mesleğini icra ederken Suriye'de kaçırıldıktan 40 gün sonra kurtarılan Milliyet Gazetesi foto muhabiri Bünyamin Aygün İstanbul'a döndü. Ailesi ve meslektaşları tarafından Atatürk Havalimanı'nda karşılanan Aygün 40 gün boyunca yaşadıklarını anlattı. Evet sevgili seyirciler, şimdi de ulusal basından, gazetelerden sizlere önemli başlıkları, öne çıkan haberleri aktarmak istiyoruz. Öyle ki bu kuşakta da hem öne çıkan haberlerle birlikte aslında gözden kaçan kimi haber de gazetelerin ilk sayfalarında yer alabiliyor. İşte şimdi bu detaylara da Habertürk gazetesinden başlayarak bakacağız. Ve Habertürk gazetesinin ilk sayfasına baktığımda da epey yoğunlukta bir haber gündemi görüyoruz, görmek mümkün. Hemen başlayalım sizlere onları aktarmaya sevgili seyirciler. Ama önce manşeti aktaralım. Habertürk gazetesinin manşetinde "Celladın insafına terk etmeyin" başlığı var. Silivri'deki CMK 310 formülü için baro başkanıyla mesaj yolladı. "Bizi celladımızın insafına bırakmayın." Yeniden yargılama için devreye giren Barolar Birliği Başkanı Feyzoğlu, dün Silivri cezaevinde Başbuğ, Perinçek, Özkan ve Balanlı ile formülleri görüştü. Feyzoğlu, tutukluların sanık lehinde bozma formülüne karşı çıktıklarını söyledi ve ekledi. "Bizi celladın insafına mı terk edecekler, kanun isteriz" diyorlar. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri de "bizde imam yok" dediği de bir başlık olarak aktarılıyor. Genelkurmay, Türk Silahlı Kuvvetleri imamı Nevzet Özel mi diyen CHP'li Aygün için de suç duyurusu yaptı diyor haberde.
Ve Savcı Öz'ün Dubai gezisi aydınlandı. Bir başka başlık gazeteden Ağoğlu ağırlaşmış. Ergenekon savcısı Zekeriya Öz'ün Dubai'de 8 kişiyle birlikte yaptığı lüks tatil için açıklamada bulunan Ağoğlu firması bilgimiz dahilinde dedi. Öz ise yalan tekzip edeceğim diye konuştu. Ve sevgili seyirciler, hemen gazeteden yine bir başka habere bakalım. Derin dondurucu -55 diyor haberde. İngiltere'nin Devon bölgesi dev dalgalara teslim oldu. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Rusya'da dondurucu soğuklar hayatı felç etti. Sibirya'da -55 dereceyle soğuk rekoru beklenirken Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeyi -30'u gördü. Kar fırtınasından 140 milyon kişi etkilendi. Evet sevgili seyirciler, bu haberi de aktarmışken aslında dünyanın genelini aktarmakta da bir fayda var. Hemen buradan bir dünya toparlaması yaparsak, öyle ki Kuzey Yarımküre'de özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Yarımküre'nin kuzeydeki bölgelerinde kış şartları kendini hissettirirken, bir başka nokta dünyanın Güney Yarımküre'sinde ise 50 dereceye ulaşan sıcaklıklar var. Avustralya'da insanların zaman zaman bu sıcaklıklar yüzünden de zor anlar yaşadıkları, sağlık sorunları yaşadıkları da haber merkezimize gelen haberlerden bir tanesiydi. Hemen bu haberin arasında bu bilgiyi de aktarmakta fayda var. Evet, geçelim bir başka habere. Hemen oradan istenmeyen adam UNESCO'ya. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere dahil 12 ülkede büyükelçiler değişti. Mısır'dan yollanan Botsalı UNESCO'ya atandı. Bakan, Tokyo elçisinin Japon eşine kendisi arayıp müjdeyi verdi. MİT Müsteşar Yardımcısı elçi oldu diyor haberde. Ve sevgili seyirciler, hemen Habertürk logosunun yanında yer alan bir başka haber. Dün aslında Habertürk gazetesinde bir yazı dizisi başlamıştı. Ali Tezel'in bir bilgilendirme yazı dizisiydi. Öyle ki yeni düzenlemelere göre genç evlenenlere kredi var diyor bugünkü başlıkta. 2000 sonrası emekli olana zam gelecek. Yeni intibak düzenlemesi 2000 sonrası emekli olanlara yarayacak. 24 yaş altında evlenenlere 2 yıl ödemesiz 10 bin lira kredi imkanı sağlanacak. Emekliye promosyon da bu yıla kaldı diyor Ali Tezel ve detayları da yine Habertürk gazetesinin iç sayfalarında devam ediyor. Ve gelelim hemen Habertürk gazetesi logosunun üzerine. Burada sevgili seyirciler, arkadaşlarımızın da özellikle dikkatini çeken bir insanlık hikayesi var. Çöpten çıkan çıplak adam diye başlığı kullanılmış bu haber için de hemen detaylarını aktaralım size. Matematik mühendisi bir baba. Ankara'da çöp konteynerinde bulunan matematik mühendisi Yasin S.B.'nin hayatı dram dolu. 1,5 yaşındaki oğlu karaciğer hastalığıyla boğuşuyor, eşi ise Kur'an kursu öğretmenliği tayini bekliyor. Bu nedenle S.B.'nin psikolojisinin bozulduğu söyleniyor. Yasin S.B. çöpte bulunduğu sabah camide yüksek sesle Kur'an okuduğu için dışarı çıkarılmış diyor bu trajik haberde. Ve gelelim sevgili seyirciler, başka haberlere de bakalım. Yine aynı gazete Habertürk'ten, çocukların 1 milyonunu müdür ödesin. 7 yıl önce 33 kişinin öldüğü okul kazası için 1 milyon lira tazminat ödeyen Milli Eğitim Bakanlığı parayı ölen şoför ve okul müdürü ödesin diye dava açtı. Şoförün ailesi reddi miras yaptı. Ve yine bir başka haber Habertürk gazetesinden, izlerken izlenmeyin başlığını taşıyor bu haber. Türk Silahlı Kuvvetleri personelini akıllı TV'lere karşı uyardı. Siz televizyon izlerken kötü niyetli kişilerce izlenebilirsiniz. Silahlı Kuvvetler dergisindeki yazıda şöyle denildi. İnternet bağlantılı akıllı televizyonlar kötü niyetli kişilerce teknik takip amaçlı olarak kullanılabilir. İşlemci, hafıza ve disk kullanılan akıllı televizyonlar her kişisel bilgi ortamı gibi siber saldırıya açık hedeftir. Antivirüs yazılımı da yoktur deniyor haberin detaylarında sevgili seyirciler. Evet, devre mülk satışına Suudi yasağı diye hemen bunu da aktarmakta fayda var size. Suudiler yabancıların devre mülk sistemi işletmesine yasak getirdi. Çoğu zemzem tavırda, 3000'e aşkın devre mülk alan Türkler artık bunları satamayacak da Habertürk gazetesinde yer alan detaylı haberlerden bir tanesi. Ve sevgili seyirciler, Sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesinin manşetine hemen baktığımızda büyük bir başlık görüyoruz. Öyle ki aynı gazeteden dün hatırlayacaksınız. Savcı Zekeriya Öz hakkındaki detaylarda özel haber logosuyla verilmişti Sabah gazetesinden. Ve Sabah gazetesi bugünkü başlığında da yine büyük bir yer ayırarak aynı konuya devam ediyor. Evet, bu kez haberde neler deniyor bakalım. Sabah'ın Dubai sefası manşeti yargıyı harekete geçirdi diyor gazete. Hesap zamanı diye büyük bir başlık kullanmış.
Bir şirketin parasıyla Dubai'de 77 bin liralık tatil yapan savcı Zekeriya Öze, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'da özel dosya açıldı, jet inceleme yolda. Sabahın İstanbul Başsavcı Vekili Zekeriya Öz ile ilgili kral tatil manşeti Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Yargı dünyasında da büyük şok yaratan haberle ilgili olarak Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu hemen harekete geçti. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu da Öz'ün bedava Dubai tatili için özel bir dosya açıldı. Dosya önümüzdeki günlerde hakimler ve savcılar hakkında inceleme ve gerekirse soruşturma izni verme yetkisine sahip 3. daireye gönderilecek. 3. daire ön inceleme sonunda müfettiş görevlendirecek. Her türlü bilgi ve belgeyi toplama yetkisine sahip olan müfettişler, tatili finanse eden şirket yetkililerinin de ifadesini alabilecek. Ağoğlu'ndan Öze anında yalanlama, hemen bu haberin altındaki bir başka büyük başlık sevgili seyirciler. Savcı Öz, Dubai'ye kendi paramla gittim dedi, Ağoğlu anında tekzip etti, Öz'ü biz ağırladık. İstanbul Başsavcı Vekili Öz, sabahın belgelerle duyurduğu bedava Dubai tatili için öğlene kadar bir açıklama yapmadı. Sonra bir sitede Öz'ün, evet ailemle gittim ama ben ödedim dediği yer aldı. Ama kısa sürede Ağoğlu Şirketler grubundan Öz'ün yalanlayan flash bir açıklama geldi. Öz'ü Dubai seyahatinde Körfez'deki temsilciliğimiz ağırladı. Bu ağırlama bilgimiz dahilinde gerçekleşti. Evet sevgili seyirciler, yine Sabah gazetesinden altlardan bir başka başlık daha aktaralım. İbrahim için ilk seferberliği diyor haberin başlığında. Sakarya'nın 25 bin nüfuslu Karasu ilçesinde lösemi teşhisi konulan liseli İbrahim İmamoğlu için önce ailesi, arkadaşları ve öğretmenleri, sonra da tüm ilçe halkı seferber oldu. Her gün 20 kişi kan veriyor ve örnekler test için İstanbul'a gönderiliyor diyor haberin detaylarında. Dileriz İbrahim İmamoğlu da bir an önce sağlığına kavuşsun. Bir insan hikayesi olarak bu haberlerde sevgili seyirciler, gazetelerden bizlere aktarılan haberler olarak okuduğumuz zaman insanların yüreklerini burkan ya da kimi zaman manevi olarak da destek vermek istediğiniz haberler olarak gözümüze çarpıyor ve okumadan da tabii ki geçemeyeceğiz. Gelelim Hürriyet gazetesine. Hürriyet gazetesinin manşetinde "Celladımıza bırakmayın" başlığı var. Ergenekon ve Balyoz sanıkları yeniden yargılama için Yargıtay Başsavcısı harekete geçsin formülüne, "Bizi celladımızın insafına terk etmeyin" diyerek karşı çıktı deniyor haberin detaylarında sevgili seyirciler. Ve burada da az önce aktardığımız gibi gelişmeler var. Gelelim diğer haberlere Hürriyet gazetesinden. Bahçıvan baskını diyor, 100 milyar doları aşan vurgun yapıp kaçan eski Kazakistan Enerji Bakanı Mukhtar Abyazov Fransa'da yakalandı. Kazakistan'dan Londra'ya kaçan BTA Bank'ın kurucusu olan Abyazov sıkışınca Fransa'nın Nice kentinde bir villaya yerleşti. Abyazov'un izleyen Fransız jandarması adresi belirleyince Bahçıvan kılığında villaya girerek kaçak bakanı yakaladı şeklinde bu yurt dışındaki operasyonda yer alıyor. Ve arkadaşımız Bünyamin Aygün'e dair de habere yer vermiş Hürriyet gazetesi, "Kurtarmak için 3 gün çalıştılar" diyor haberde. Suriye'de 40 gün rehin tutulduktan sonra önceki akşam özgürlüğüne kavuşan gazeteci Bünyamin Aygün İstanbul'a geldi. Kendisi Özgür Suriye ordusunun kurtardığını anlatan Aygün, "Çatışmalar 3 gün sürdü, günlerce ekmek ve suyla beslendim" dedi diye aktarıyor. Çok şükür gazeteci arkadaşımız da sağ salim Türkiye'ye ulaşmış oldu sevgili seyirciler. Evet geçelim, başka haberler de var burada gözümüze çarpan. "Savcıyı Dubai'de biz ağırladık" şeklinde az önce de detaylarını aktardığımız habere Hürriyet gazetesi de yer vermiş. Ağoğlu Şirketler grubundan yapılan açıklamada Savcı Öz'ün tatiliyle ilgili yine Hürriyet gazetesinin haberleri arasında ilk sayfada görmek mümkün. Almanya'dan bir haber var. Şansölye'de kayak kurbanı diyor. Dünya ünlü Alman Formula 1 pilotu Schumacher'ın ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel'de kayak kazası geçirdi. Kayak koşusu yaparken düşen Merkel'in leğen kemiği çatladı. Şansölye 3 hafta istirahat edecek ve hükümet işlerini evden yürütecek şeklinde bir haber var. Yine haçı Selanikli Georgios çıkardı deniyor. Dün sevgili seyirciler 6 Ocak tarihi de Hristiyan inancına göre Fener Rumpatrikhanesi'nin haç çıkarma töreni vardı. Bu da Haliç'te gerçekleşti. Bu törenle ilgili de haber yer alıyor. Gelelim Milliyet gazetesine. Milliyet gazetesinin sevgili seyirciler başlığında, manşetinde "Karanlıkta 40 gün var".
Haber için gittiği Suriye'de 40 gün ölümle burun buruna yaşayan Bünyamin Aygün, esaret altındaki günlerini 40 yıl gibiydi diye özetledi diyor. Gazeteci arkadaşımızın yaşadıklarını, Suriye'de yaşadıklarını anlatmış sevgili seyirciler burada. Evet, bu detaylarla birlikte neler söylemiş hemen ondan da bilgiler aktaralım size Bünyamin'in söylediklerinden. İlk 20 gün rüyalarımda hep kurtulduğumu görüyordum. Uyanınca bakıyordum, hala oradayım. Keşke uyanmasam diyordum. O yüzden 2 günlük uyumuyorum. Rüyadan uyanmaktan korkuyorum. Suriye'de aşırı İslamcı grubun elinde 40 gün rehin kalan foto muhabiri arkadaşımız Bünyamin Aygün'ün özgür geçirdiği ilk saatlerde hissettiği işte bu. Öncesi ise koca bir kabus, yarınını bilemediği kapkaranlık günler silsilesi. Fatiha suresi oku diye başlayan sorgu günlerce sürmüş. 17. günde hakkında infaz kararı verilmiş, ardından vazgeçilmiş. İlk bir ayı genelde gözleri ve elleri bağlı, kimi günü bir lokma ekmekle geçirmiş. Son 3 günse kabustan da beter. Daha çok korkuyordum, çatışmalar yaklaşmıştı. Gece gündüz makineli sesleri geliyordu. Sonunda bazı adamlar içeri girdi, artık özgürsün dediler. Önce inanamadım diyor arkadaşımız Bünyamin Aygün. Evet, arkadaşımıza tekrar bize sevgili seyirciler geçmiş olsun diyoruz ve gazetecilik mesleğinin sizlere ekranlardan bu haberleri, ekranlardan gazete sayfalarından bu haberleri aktarmak için sevgili seyirciler inanın bir gazeteci, bir muhabir sahaya çıktığı zaman hiçbir şeyden korkmuyor belki de. Hani arkasında bıraktığı ailesini bile kimi zaman düşünemeyecek kadar o haberin içerisine girebiliyor. Ama çok şükür ki bu kez iyi haber geldi. Öyle ki dünyada açıklanan rakamlarda pek çok gazetecinin haber yapmak istediği sırada şiddete uğradığını ve hayatını kaybettiği rakamları da inanın biz meslektaşlarını da eminiz tüm herkesi de izleyicilerimizi de yürekten burkan bir rapor oluyor. İşte çok şükür ki biz Bünyamin Aygün'ü sağ salim Türkiye'de karşıladık ve kendisine de tekrar geçmiş olsun diyoruz ve kendisinden güzel haberler yapmasında güzel haberler de bekliyoruz. Umudumuz bu ekranlardan ve tüm ekranlardan, tüm sayfalardan sizlere güzel haberler, iyi haberler aktarabilmek. Ve devam edelim sevgili seyirciler, Milliyet Gazetesi'ndeydik. Evet, netteki kaset için jet önlem diyor Milliyet Gazetesi bir başka başlığında. Hükümet, meclise sunduğu son dakika teklifiyle sanal ortamda yayılan kasete anında müdahale edebilecek. Buna göre özel hayatının gizliliği ihlal edilen kişi ya da kurumlar doğrudan TİB'e başvuracak. TİB'in talimatıyla erişim sağlayıcılar birliği de söz konusu yayına erişimi 4 saat içinde engellemek zorunda olacak. Ancak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Ulaştırma Bakanı ya da TİB'in başkanının emriyle erişim hemen engellenebilecek diyor. Ve altta da yine sevgili seyirciler görüyorsunuz ekranlarımızda da Angela Merkel'in koltuk değnekleriyle fotoğrafı yer alıyor ve kayakta kalçasına çatlattı şeklinde geçirdiği kaza ile ilgili bir bilgi var Almanya Başbakanı'nın. Gelelim yine gazeteden bir başka habere. Kumpas varsa ispatlanmalı başlığını taşıyor bu kez bu haber. Ergenekon davasına bakan mahkemenin 3 yıl boyunca başkanlığını yapan ve karardan önce görevden alınan emekli hakim Köksal Şengün, kumpas varsa kuranlar ortaya çıkarılıp ispatlanmalı, afaki söylemler olmaz dedi. Şengün iddialar doğru çıkarsa tutukluların cezaevindeki yıllarının hesabını kimin vereceğini de sordu. Hayat bu kadar ucuz mu? Ve bizim celladımızın insafına bırakmayın şeklinde İlker Başbuğ ile ilgili haber de yer alıyor sevgili seyirciler. Yine Milliyet'te aynı habere yer vermiş. Ve sevgili seyirciler, Vatan Gazetesi'ne geçtik. Vatan Gazetesi'nin başlığında da manşetinde de Dubai tatiline ağır fatura kullanılmış. Ergenekon'la tanınan İstanbul Başsavcı Vekili Zekeriya Öz'ün Dubai'de 77 bin liraya tatil yaptığı ortaya çıktı. Öz kendim ödedim dedi. Ali Ağoğlu yalanladı, ben ödedim. Ve yine Vatan Gazetesi bu haberi manşetine taşırken Angela Merkel'in geçirdiği kazada bir başka haber olarak yer alıyor gazetede. Posta Gazetesi'ne bakalım sevgili seyirciler. Posta Gazetesi Dubai Bilmecesi başlığını kullanmış. Yine Savcı Zekeriya Öz de yaptığı açıklama ve Ağoğlu Şirketler Grubu'nun açıklamasıyla da birlikte bu haberde manşetten yer alıyor Posta Gazetesi'nde. Hemen altındaki haberse Ankara Polisi'nde büyük deprem. Bir gecede 350 tayin ismini taşıyor. 20 günde 1500 polis. Rüşvet operasyonunun başladığı 17 Aralık'tan bu yana çok sayıda polisin yeri değiştirilmişti. Dün
dün gece yarısı Ankara Emniyetinde büyük bir deprem yaşandı diye sevgili seyirciler bizim de haberlerimizde aktardığımız gelişmeye bu gazete yer veriyor. Ve geçelim Akşam Gazetesi'ne. Akşam Gazetesi'nin manşeti de yine değişmiyor sevgili seyirciler. Gündemin ilk sırasında manşetlerde bu haber var. Zekeriya Öze inceleme manşeti Akşam Gazetesi'nde yer alıyor. Paralel istihbaratta bir başka haber. Güvenlik birimleri arasında koordinasyonu sağlamak için bir yıl önce istihbarat havuzu oluşturuldu. Ancak MİT ve jandarmadan bilgi yağan havuza emniyetteki paralel yapılanma nedeniyle neredeyse hiç akış olmadı deniyor haberin detaylarında. Ve devlet içinde devlet görmezden gelinemez de yine Feyzoğlu'nun açıklamaları da gazetede yer verilen bir başka haber. Geldik Radikal Gazetesi'ne sevgili seyirciler. Radikal Gazetesi'nin manşetinde yargı fırtınası başlığı var. Ankara'da gündem yargı. MHP'li alanın çıkaracak formülü CHP ve BDP sıcak diyor. Ve sevgili seyirciler bu haberin detayları da yine aynı şekilde diğer gazetelerde yer verilen haberlerin detayları gibi Radikal Gazetesi de Feyzoğlu ile birlikte bu haberde detaylara yer veriyor. Zaman Gazetesi'ndeyiz sevgili seyirciler. Zaman Gazetesi'nin manşetine baktık hemen. Bu yargı yoluyla örtülü aftır, darbe suçları cezasız kalabilir manşetini görmek mümkün. Meclis Komisyon Başkanı Ayhan Sefer Üstün'ün sözleri var. Barolar Birliği'nin Ergenekon ve Balyoz davaları ile ilgili önerisinin sıfırdan yargılama olacağını ve örtülü af anlamına geleceğini söyledi. AK Parti vekili demokrasiye kasteden darbe suçları cezasız kalabilir şeklinde manşetten verilen haberin detayları sevgili seyirciler. Yeni Şafak gazetesine geçelim hemen. Yeni Şafak gazetesinin manşetinde de faturayı sponsor kesti var. Bu başlığı kullanılmış. Hükümete darbe girişiminin koordinatörü İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz'ün Dubai'de yaptığı 5 yıldızlı tatilin parasını bir inşaat firmasına ödettiği ortaya çıktı şeklinde. Yeni Şafak gazetesi de sevgili seyirciler yine aynı habere manşetinden yer veriyor. Cumhuriyet gazetesindeyiz bu kez. Cumhuriyet gazetesi tek çıkış reform diyor. Hukukçular davalarla ilgili formüllerin kalıcı çözüm getirmeyeceği görüşünde diyor. Ve yine aynı konuda yargıyla ilgili yeniden yargılanma ile ilgili konu Cumhuriyet gazetesinin manşetinden gözümüze çarpıyor. Yine Dubai bombası diye de aynı habere Zekeriya Öz'ün açıklamaları ve Ağoğlu Şirketler Grubu'nun açıklamaları da yer verilmiş sevgili seyirciler. Bugün gazetesine baktık. Bugün gazetesinin sevgili seyirciler manşetinde CHP'de erken seçim alarmı var. Bu kez farklı bir manşet kullanmış bugün gazetesi diğer gazetelere göre. Başbakan Erdoğan'ın baş danışmanı doçent doktor Ertan Aydın'ın 2014'te muhtemelen erken seçim yapılacak sözlerinden sonra CHP'de de erken seçim alarmı verildi deniyor gazetede. Ve sevgili seyirciler buradan bir başka haber daha aktaralım sizlere gazeteden, bugün gazetesinden. Fişleme ve kıyım sona ersin. Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin Cumhurbaşkanı Gül'e gönderdiği mektubun tamamı yayınlandı deniyor ve mektuba dair bilgiler yer alıyor burada. Ve Genelkurmay'dan suç duyurusu açıklaması bir başka haber. Balyoz ve Ergenekon davaları hakkında yaptığı suç duyurusuna Genelkurmay açıklık getirdi. Açıklamanın bir siyasinin ifadeleri üzerine yapıldığı belirtildi deniyor gazetede. Ve son olarak Türkiye Gazetesi'ne de bir bakalım sevgili seyirciler. Türkiye Gazetesi'nin manşetinde de Diren Hamburg var. Almanya gezisine dünyadan gizledi diyor haberin detaylarında. Hamburg'da 17 gündür şiddetli eylemler var. Fakat uluslararası medyada tek kare yok diyor haberde. Evet, bununla birlikte de İran'la ticaret Halkbank'la yola devam edilecek diyor bir başka başlık gazetenin üst sıralarından. Hükümet 17 Aralık operasyonunu hedef alan Halk Bankası'nın devreden çıkarılmasına izin vermedi. Evet sevgili seyirciler, bu haberle birlikte Türkiye Gazetesi'nden aktardığımız bu haberle birlikte devam edeceğiz şimdi. Gazetelerden başlıkları aktardık. Peki şimdi dışarı çıkacak olan izleyicilerimiz var. Saatler 7.31'i gösterirken dışarı çıkmadan hemen sizi bilgilendirelim. Yol durumunu da aktaralım. Evet
Evet sevgili seyirciler, şu saatlerimiz şu an dediğimiz gibi 7.31'i gösteriyor. Şu saatlerde işe gidecek olan, okula gidecek olan, evlerinden çıkacak olan izleyicilerimiz için de hemen sizlere İstanbul trafiğindeki son durumu aktaralım. İstanbul'da trafik düne göre daha yoğun başladı. Güne Boğaziçi Köprüsü'ne baktığımızda Anadolu Avrupa geçişinde araçların Çamlıca'dan itibaren tampon ilerlediğini görmek mümkün. Köprüdeki yoğunlukta Altunizade, Beylerbeyi ve Bağlarbaşı katılımlarını da olumsuz etkiliyor. Avrupa Anadolu geçişine bakalım. Yoğun ancak akıcı bir trafik görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne geçtiğimizde de burada da durumun ne yazık ki pek iç açıcı olmadığını görmek mümkün. Anadolu Avrupa geçişinde araç konvoyu Kavacık'tan başlıyor ve aralıksız bir şekilde Ataşehir'e kadar uzanıyor. Avrupa Anadolu geçişinde ise gişelerde yavaşlıyor araçlar ve köprüye girişten itibaren normal bir şekilde yola devam ediyor. Avrupa yakasında TEM otoyolunda Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan başlayan trafikte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar aralıklarla yoğun bir şekilde devam ediyor. Geldik D100'e sevgili seyirciler. D100'de de Bakırköy Şirinevler kavşağındaki yoğunluk Haliç Köprüsü istikametinde giderek daha da artmaya başladığını da şu saat itibariyle görmek ve aktarmak sizlere mümkün. Evet sevgili seyirciler, saatler artık 7.33 oldu. Hemen gündemin önemli başlıklarını size aktaralım. Ergenekon ve Balyoz davalarında yeniden yargılama mı gündeme geliyor? İşte gündemdeki akıllardaki soru işareti bu. Önce Cumhurbaşkanı sonra da Başbakanla görüşen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu dün de Silivri cezaevindeydi. Ergenekon ve Balyoz davasından ceza alanlarla görüşen Feyzoğlu, cezaevindekiler af değil adil yargılama istiyor dedi. Evet, yeniden yargılama konusunda yapılan açıklamalar ve temasların ardından CHP de ilk adımı attı. Kanun teklifine son şeklinin verildiğini söyleyen CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını, Yargıtay'daki dosyalarınsa bozulmasını içeren bir düzenleme olduğunu belirtti. CHP'nin önerisine MHP temkinli yaklaştı. Ve tutuklu vekil sorununa da meclis jet hızıyla çözüm formülü geliştirdi. AK Parti, CHP ve BDP'li vekiller anayasa değişikliğinde uzlaştı. Buna göre milletvekilleriyle ilgili tüm adli süreçler meclisin nitelikli çoğunlukla vereceği izinle başlayacak. Gelelim 17 Aralık operasyonunun sonrasında yaşananlara. Emniyetteki görevden almalar devam ediyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 600'e yakın polis görevden alındı. Özellikle operasyonel birimlerin başındaki müdür yardımcıları başta olmak üzere organize suçlarla mücadele şube müdürlüğünde görevli polislerin tamamına yakını görevden alındı. Evet, Türkiye'deki gelişmeler, gündem maddeleri böyle. Amerika Birleşik Devletleri'ne geçelim, dünyaya da bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Merkez Bankası Başkanı artık bir kadın değerli izleyiciler. Başkan Barack Obama'nın aday gösterdiği Janet Yellen dün gece yapılan oylamayla Senato'dan onay aldı. 100 yıllık Amerikan Merkez Bankası Fed'in ilk kadın başkanı olan 67 yaşındaki Yellen 31 Ocak'ta görevi Ben Bernanke'den devralacak. Evet, bunu da aktardıktan sonra detaylara bakmak için buyurun devam edelim. Evet değerli izleyiciler, gündemden size özetleri, başlıkları aktardık. Öne çıkan haberler var. Onlara da hemen başlayalım. Şimdiki sıradaki haberimizde insanlık ölmemiş dedirtecek bir haber. Manisa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon yan yattı. Sonra da ne yazık ki yanmaya başladı. Kamyonda sıkışan sürücü alevleri hiçe sayarak canını tehlikeye atan lokantacı tarafından kurtarıldı. Nasıl mı? İşte gelin o görüntüleri, o anları haberimizde izleyelim. Sevgili seyirciler, genelde daha iyi araç kullananlar, hani tabirle usta şoförler, niçin daha fazla prim ödediklerini kaskoya, trafik sigortasına düşünürler. Çünkü ben zaten iyi bir araç kullanıcısıyım, kaza yapma ihtimalim düşük diye düşünebilirler. İşte bununla ilgili de kimi zaman yaşanan tereddütler olabiliyor kasko primlerinin ya da sigorta primlerinin ödenmesiyle ilgili. Şimdi sıradaki haberimizde bunlardan bir tanesine mercek tutuyor. 17 milyon sürücüyü yakından ilgilendiriyor bu trafik sigortasındaki 1 Ocak'tan itibaren
itibaren yeni başlayan dönem sevgili seyirciler. Sigorta şirketleri primleri istedikleri gibi artırıp yüksek oranda hasarsızlık indirimi uygulayabilecekler. Peki bu nasıl olacak? Gelin bu haberde bu detaylara birlikte bakalım. Değerli izleyiciler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Hasan Köktaş görev süresini tamamladı. Döviz kurundaki artışın enerji maliyetleri üzerinde etkili olacağını belirten Köktaş, eninde sonunda nihayet tüketici etkilenir dedi. Sevgili seyirciler, özellikle Türk sofralarının vazgeçilmez bir yiyeceği, vazgeçilmez bir lezzetidir fasulye. Kuru fasulyeden bahsediyoruz. Tabii eskiden güçlük gelirinin bir gıdası olarak bilinse de aslında her damak zevki iyi olan insan için de kuru fasulyeden vazgeçilmez sevgili seyirciler. Evet, bu düşük gelirinin yiyeceği olarak biliniyordu dediğimiz gibi kuru fasulye, ancak artık pek de öyle değil. Çünkü fiyat olarak etle yarışıyor. Kilogramı 10-12 lira olan kuru fasulyenin fiyatı ortalama 16 liradan satılan karkas etin fiyatına da yaklaşmış durumda. Değerli izleyiciler, bir kış mevsimi geçiriyoruz. Her ne kadar soğuk havaları olsa da yağışların bu sene az olması da ciddi bir İstanbul'da su sıkıntısı yaşanacak mı sorularını akıllara getiriyordu. Ve hatırlayacaksınız, bundan yaklaşık bir 6-7 belki daha fazla bir süreç geçirdik. Melen projesi vardı. Oradan İstanbul'un o dönemlerdeki kuraklık sorunu, yine kurak kışlar geçiriliyordu. İşte bundan dolayı bir Melen projesi hayata geçirilmişti. İşte bununla ilgili de bugünlerde tekrar Melen projesinin ismini duymaya başladık. Peki İstanbul'un su sıkıntısı çekecek mi, çekmeyecek mi? Düşüncelerine de, soru işaretlerine de yanıt geldi. İstanbul su sıkıntısı çekmeyecek denildi. Açıklama Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'tan geldi. Melen'den gelen ikinci hattında yakın zamanda tamamlanacağını açıklayan Topbaş, İstanbul'un yüzyıllarca yetecek suya sahip olacağını söyledi. Evet, her ne kadar sevgili seyirciler projede yapılsa, önemli olan bizim suyu tasarruflu ve doğru kullanmamız. Bu da önemli bir detay. Ve gelelim yağışlar, susuzluk sorunu demişken, bu yıl yeterli yağış alamayan Aksaray'da da tarım arazileri kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya. Tohumların toprakta çürümesi çiftçiyi endişelendiriyor. Sevgili seyirciler, tıp fakültelerinin önemli bir sorunudur aslında bu, uzmanlarla, tıp fakültelerinin hocalarıyla konuştuğunuz zaman onlar genellikle öğrencilerin üzerlerinde çalışabilmeleri için bir kadavranın olmadığından, kadavra konusunda sıkıntı yaşadıklarını hatırlatırlar, bunlardan bahsederler. İşte bu sıkıntıya da bir çözüm geliyor. Öyle ki tıp fakültelerinin uzun yıllardır yaşadığı kadavra sorununun çözümü için önemli bir adım atıldı. Meclisten geçen torba yasayla yetkililendirilen Sağlık Bakanlığı, yurt dışından kadavra ithali için bazı kuruluşlara izin verebilecek. Kimsesiz cenazelerin kadavra olarak kullanılması da kolaylaştırılıyor. Sevgili seyirciler, zamanın değişmesiyle birlikte belki de çocukların artık oyunları da değişiyor ve bu oyunlar da kimi zaman tehlikeli hale gelebiliyor. İşte o tehlikeli oyunlardan bir tanesinde İzmir'deki bir okulda öğrenciler arasında oynandı. Öyle ki öğrenciler, şah damarı oyununun yaygınlaşması da velileri ve yetkilileri de harekete geçirdi. Şah damarının uzun süre sıkılması durumunda beyne kan girişi azalıyor. Buna bağlı olarak da beyin oksijensiz kalıyor. Ölümcül oyunla ilgili veliler ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvuru yaptı. Sevgili seyirciler, bu sabah saatlerinde gelin sizi güzel görüntülere de götürelim. Öyle ki Bursa Karacabey, her ne kadar oradaki at haralarıyla bilinir, çok geniş çiftlikler vardır, at haraları vardır orada, ancak atlarla bitmiyor doğal güzellikler. Bursa'nın Karacabey ilçesindeki dünyada eşine nadir rastlanan longoz, diğer adıyla deniz seviyesinin altındaki ormanlar da birbirinden farklı canlı türlerine ev sahipliği yapıyor. İşte keşfedilmeyi bekleyen o doğa harikasına buyurun birlikte bakalım. Evet, Karacabey longozundan artık haberimiz var. Peki tarihte bugün neler oldu? Gelin onlardan da haberdar olalım. Ardından kısacık bir ara verip saatler 8'i gösterdiğinde tekrar birlikte olalım. Evet, yeni bir gün başlıyor değerli izleyiciler. Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Hemen gelişmeleri aktarmaya başlıklarla başlayalım. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Uzak Doğu ziyareti bugün resmen başladı. Japon Başbakanı tarafından resmi törenle karşılanan Başbakan Erdoğan, katıldığı bir konferansta sert sayılabilecek bir konuşma yaptı. Başbakan Erdoğan, terörden Suriye'de yaşanan drama kadar çok sayıda konuda Türkiye'nin yalnız bırakıldığını söyledi. Başbakan Erdoğan şu dakikalarda Japonya'da bir törende bulunuyor ve
gelişmeleri de birazdan aktaracağız sizlere. Devam edelim. Yurda döndüğümüzde ise yeniden yargılama tartışmaları gündemin en hareketli konularından bir tanesi Ergenekon ve Balyoz davalarında yeniden yargılama mı gündeme geliyor sorusu. Önce Cumhurbaşkanı, sonra Başbakanla görüşen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu dün de Silivri cezaevindeydi. Ergenekon ve Balyoz davasından ceza alanlarla görüşen Feyzoğlu, cezaevindekiler af değil, adil yargılama istiyor dedi. Ve yeniden yargılama konusunda yapılan açıklamalar ve temasların ardından CHP ilk adımı attı. Kanun teklifine son şeklinin verildiğini söyleyen CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını, Yargıtay'daki dosyalarınsa bozulmasını içeren bir düzenleme olduğunu belirtti. CHP'nin önerisine MHP temkinli yaklaştı. Tutuklu vekil sorununa da meclis jet hızıyla çözüm formülü geliştirdi sevgili seyirciler. AK Parti, CHP ve BDP'li vekiller anayasa değişikliğinde uzlaştı. Buna göre milletvekilleriyle ilgili tüm adliye süreçler meclisin nitelikli çoğunlukla vereceği izinle başlayacak. Gelelim 17 Aralık operasyonu sonrasındaki yaşananlara. Emniyette görevden almalar devam ediyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 600'e yakın polis görevden alındı. Özellikle operasyonel birimlerin başındaki müdür yardımcıları başta olmak üzere Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polislerin tamamına yakını görevden alındı. Ve sevgili seyirciler, şu anda da Başbakan Erdoğan'ın Japonya gezisinin devam ettiğini sizlere aktarmıştık değerli izleyiciler. Arkadaşımız Aysun Torun, Habertürk muhabiri Aysun Torun da şu dakikalarda Japonya'da Başbakan Erdoğan'ın programını takip ediyor. Biz hemen Aysun Torun'a döneceğiz. Aysun, merhabalar, kolay gelsin. Başbakan Erdoğan zannediyorum şu dakikalarda konuşacak. Gelişmeleri ve detayları senden alalım. Aysun, çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Evet sevgili seyirciler, Habertürk muhabiri Aysun Torun Japonya'da, Tokyo'daydı ve gelişmeleri bizlere aktardı. Hemen döneceğiz sevgili seyirciler. Şimdi de Ankara gündemini alacağız. Bir başka arkadaşım Celal Çamur'a döneceğiz. Ankara'dan, Ankara Habertürk'ten şu anda bizi bekliyor. Celal, günaydın. İyi sabahlar diliyorum sana. Ankara'nın gündemi her zaman olduğu gibi mutlaka yoğundur. Başbakan Erdoğan Japonya'da. Biz az önce Aysun'dan oradaki detayları aldık. Senden de Ankara'nın gündeminde bugün gün o yoğun konular neler olacak, onları alalım istersen. Evet sevgili seyirciler, gördüğümüz gibi Ankara'nın yine yoğun bir gündemi var. Peki gazetelere biz geri dönelim. Bu kez gazetelerden manşetleri, haberleri değil, köşe yazılarını aktaracağız sizlere Medya Kritik'te. Evet sevgili seyirciler, ilk gazetemiz Habertürk gazetesi. Habertürk gazetesinden Fatih Altaylı'nın yazısının taşıdığı başlık Erdoğan Bayraktar istifa etmeyi düşünmüyorum başlığını taşıyor ve detaylarında da bakın neler yazıyor, hemen sizlere okuyalım. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın istifa gününü hatırlıyor musunuz? NTV yayına çıkıp zehir zemberek sözler etmiş, Başbakan Erdoğan'ı da istifaya davet ettikten sonra kendi istifasını açıklamıştı. Üstelik de bakanlıktan istifa etmekle yetinmemişti Erdoğan Bayraktar. Hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hem de milletvekilliğinden aynı anda istifa ettiğini açıklamıştı. Delikanlı duruşundan ötürü muhalefetten de epey bir alkış almıştı. Hatta ben de bu alkışlara sinirlenip yaptıktan sonra emir altında yaptım deyip istifa etmek iş değil. Madem öyle, o işleri yapmadan ben bunları yapamam deyip istifa etseydi diye eleştirmiştim. Sonuç olarak Erdoğan Bayraktar hem bakanlıktan hem de milletvekilliğinden istifa etmişti. Önemli olan buydu. Ancak ertesi gün ortaya çıktı ki Bayraktar bakanlıktan istifa etmemiş, başbakan tarafından azledilmişti. Bunu öğrenince herkes şöyle düşündü. Başbakan Erdoğan Bayraktar'a çok kızdı ve istifa etme onurunu yaşatmamak için azletmeyi tercih etti. Ardından bazı garip şeyler de olmadı değil. Öfkeli cümlelerle başbakanı istifaya davet eden Erdoğan Bayraktar iki gün sonra "Partimin hizmetindeyim" gibisinden cümleler etti. Biz yine saf saf "Herhalde milletvekilliğinden istifa etti ama partiyle bağlantısını koparmadı" diye düşündük. Aradan 10 gün geçti ve herkes gibi ben de Bayraktar'ın milletvekilliğinden istifasının Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanıp onaylanmayacağını ve bu istifanın ne zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine alınacağını merak ettim. Önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na arattım. Aldığımız yanıt ilginçti. Erdoğan Bayraktar'ın milletvekilliğinden istifa ettiğine dair bir dilekçe Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gelmemişti. Şaşırdım.
Bunun üzerine Erdoğan Bayraktar'ı aradık ve istifa dilekçesini verip vermediğini, verdiyse kime verdiğini, ne zaman verdiğini öğrenmek istedik. Erdoğan Bayraktar'ın verdiği yanıt ilginçti. Milletvekilliğinden istifa etmedim, istifa etmeyi de düşünmüyorum. Şaşırdım. Acaba o gün NTV yayınına bağlanan Erdoğan Bayraktar değil miydi? Birisi bizimle ve NTV ile kafa mı buldu acaba? Diyor. Fatih Altaylı Gazete Habertürk'te Erdoğan Bayraktar istifa etmeyi düşünmüyorum başlıklı yazısında. Ve sevgili seyirciler, Star gazetesinden Yalçın Akdoğan'ın yazısı var. Sırada sizlere aktarmak istediğimiz köşe yazıları arasında Yalçın Akdoğan'ın yazısının başlığı "Vesayetin her türüyle mücadele ederiz." Ve detaylarına da bakalım, hemen sizler için okuyalım. AK Parti'nin vesayetçi ve darbeci anlayışıyla mücadelesi ilkesel ve ahlaki bir misyondur. Demokratikleşmenin, sivil siyasetin ve milli egemenliğin mutlak gereği milletin iradesini sülük gibi emen hastalıklı yapıları ortadan kaldırmaktır. AK Parti hem bu ilkesinin bir gereği olarak hem de maruz kaldığı darbeci kumpas, tertip ve tezgahlara karşı olarak büyük bir mücadele ortaya koymuş, sağlam bir duruş sergilemiştir. Devlet içindeki veya dışındaki çeteler doğrudan milli iradeye ve onun temsilcisi iktidara karşı adı konulmamış bir savaş başlatmış, hukuksuzluğun ve kirli oyunların her türlüsü devreye koymuştur. AK Parti, siyasi ve hukuki zeminde sergilediği demokratik duruşla bunların hepsini boşa çıkarmıştır. Bu yüzden geçmişten bu yana devam eden bir kısım davalara karşı AK Parti'nin tavrı nettir. Bir kısmına mağdur sıfatıyla müdahil olunan bu davalara karşı ortaya konulan söyleminde aynen arkasındadır. Ancak bugün yaşanan tertipler kamuoyunda soru işaretleri oluşturmuş, kamu vicdanında sorgulamalara sebep olmuştur. Yaşın yanında kuru da yandı mı şüphesi kesinlikle küçümsenemez. Farklı kurum ve yapıların içinde bulunup devlet dışı iradelerin yönlendirmesiyle organize bir şekilde hareket eden ve adeta bir istihbarat şebekesine dönüşen hastalıklı yapı kendini ele vermiştir. Medya manipülasyonlarıyla yargısız infazı ve itibarsızlaştırma operasyonlarını bunlar yapıyor. Şantaj çetesi gibi muhalif ve farklı kim varsa tehditle ziyana hizaya getirme operasyonunu bunlar yapıyor. Devlet imkanlarını kullanarak yasa dışı her türlü tertibi ve tezgahı bunlar yapıyor. İftira, yalan ve çarpıtmayı hiçbir kutsal tanımadan bunlar yapıyor. Farklı bünyelerde asalak ve hayalet gibi var olan paralel devleti bunlar oluşturuyor. Tüm gruplara, kişilere ve cemaatlere karşı müthiş bir tahammülsüzlükle hareket ederek gelmek istedikleri yerlerdeki alternatifleri her türlü kirli tezgahla bunlar devre dışı bırakıyor. AK Parti sadece kendi siyasi varlığı için değil, Türk demokrasisinin geleceği için bu hastalıklı yapıya ve yeni vesayetçi çetelere karşı mücadele etmek zorundadır. Oluşturulmak istenen esir ve mahkum iktidarlar döneminin önünde tek engel AK Parti kalmıştır. Türkiye böyle bir korku toplumu olmaya terk edilemez. AK Parti vesayetçi odaklarla mücadelesini sadece milletin desteğiyle ve legal siyaset zeminindeki uzlaşı arayışlarıyla yapar. Vesayetin hiçbir türüne dayanmadan her türlüsüne karşı aynı mücadeleyi sergiler, diyor Yalçın Akdoğan Star gazetesindeki yazısında. Ve geçelim sevgili seyirciler, Vatan gazetesinden Reha Muhtar'ın köşe yazısını hemen sizlere okuyalım. "Beyaz Türkler Erbakan gibi anahtar oldular" başlığını taşıyor Reha Muhtar'ın yazısı. Hukuk matematik değil, sosyal bir olgu. Bu bir davanın onlarca yüzü ve çehresi var. Davaların adil yapılmadığını söyleyen mahkumlar yeniden yargılanma hakkını talep ederler. Elbette yargılanırlar. Elbette mahkemelere yeni delilleri sunarlar. Karartıldığını söyledikleri delillerle ilgili ek savunmalar yaparlar. Bütün bunlar olur. Fakat bütün davaların sıfırdan başlanmasını istemek, yargılanmayı sil baştan başlatmak. Hiçbir demokratik hukuk devletinin altından ileride kolay kolay kalkamayacağı ağır sorunlar yaratır. Yargının düzelmesi istenebilir. Her bir durum için ayrı ayrı yeni bir yargılama talep edilebilir. Fakat bütün davaları yok farz edip sil baştan yargılama istemek hukukla ilgili toplumsal algıyı yerle bir eder. Yargıyla oyun oynanmaz. Toplum inancı bütünüyle alt üst edilmez. Bir daha hiçbir şekilde yeniden yeşertilemeyecek bir demokratik inanç sistemi yok edilmez. Bu olağanüstü dönemden çıkışın formülü sıfırdan yeniden yargılama değil, olağanüstü aftır.
herkesi rahatlatacak, topluma nefes aldıracak, demokratik hukuk düzenini yavaş ve sağlam biçimde adım adım yeniden kuracak formül budur. Yeniden yargılama, herkesle ve her şeyle yeniden hesaplaşma demektir. Hesaplaşma ve yok etme, yeni hesaplaşmaları ve yok etmeleri beraberinde getirir. Tıpkı çok uzun yıllardır Türkiye'de yaşandığı gibi. Bir dönem Recep Tayyip Erdoğan ve onun gibilerin bitirilmesinin andı içilmişti. Veya cemaat ya da camianın 10 yıllar boyu bu uğurda ne savaşlar, ne hesaplaşmalar, ne davalar, ne savcılar görev üstlendiler. Ne yargılamalar yapıldı, ne mahkumiyetler çıkartıldı. Sonunda görüldü ki hiçbir şey hesap sorularak, mahkum edilerek, hayatı bitirilerek yok edilemiyor. Bütün bu olaylar bu toplumu bir tek şey gösteriyorlar. Doğruları bulurken, uzlaşmayı sağlarken birbirinizi yok etmeyin. Birbirinizden yok edercesine soracağınız hesaplar kapanmayacak ve bitmeyecektir. Hesabın bitebilmesi için onu aşabilmeniz gerekiyor. Onu öldürmeniz değil, diyor Reha Muhtar Vatan Gazetesi'ndeki yazısında. Ve gelelim sevgili seyirciler Yeni Şafak Gazetesi'ne. Yeni Şafak Gazetesi'nden Abdülkadir Selvi'nin köşe yazısı da önce suhname sonra operasyon başlığını taşıyor ve gelin o köşe yazısını da size için okuyalım. 7 Şubat'ta MİT müsteşarına yönelik operasyon yapıldı. Kültür Bakanı Ömer Çelik'in deyimiyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinde devletin karşı karşıya kaldığı en ağır travmalardan biri yaşandı. Başbakan ne yaptı? Hayatının en ciddi ameliyatlarından birine girerken sürece müdahale etti, Cumhurbaşkanı ve Başbakan dayanışması yaşandı ve yasa değiştirilmek suretiyle Hakan Fidan örgütlü yapının elinden alındı. Tasfiye edilmesi amaçlanan çözüm süreci ve Hakan Fidan süreçten güçlenerek çıktı. Peki ondan sonra ne yapıldı? Başbakanlık ve MİT elimizdeki imkanları dindarlara karşı kullanmayacağız konseptine döndüler. Dershane tartışması başladı. 14 Kasım'da Milli Güvenlik Kurulu belgesi, kasetler ve fişlemelerle tetiklenen, beddua ile devam eden, milletvekili istifalarıyla siyasi bir operasyona dönüşen, hiçbir meşru sınırımız yok tehditleriyle derinleşen nahoş bir sürece girildi. Bakanların çocuklarının gece yarısı yataklarından alındığı 17 Aralık'taysa iktidara karşı güçlü bir meydan okuma yaşandı. Başbakan uzun süredir varlığını kabullenmek istemediği devlet içindeki örgütlü yapı gerçeğiyle yüz yüze kaldı. Paralel devlet teşhisi bunun üzerine geldi. Bu yapının sadece polis ve yargıdan ibaret olmadığı, yüksek yargı destekli, ekonomik ve siyasi sonuçlar almayı hedefleyen uluslararası bir operasyon olduğu fark edildi. Başbakan Erdoğan'a kadar Cumhuriyet tarihinde tam 27 başbakan geldi geçti. İçlerinde Yüce Divan'da yargılananı da oldu, idam edileni de. Başarısız olup silinip gidenler de oldu, ara dönemlerde göreve çağrılanlar da. Ama bin yıllık devlet geleneğinin üzerine inşa edilen Cumhuriyet tarihinde örgüt şemaları çizilip Türkiye Cumhuriyeti Başbakanları hiçbir zaman örgüt başı olarak gösterilmek istenmedi. Erdoğan'dan önce 27 başbakanımız oldu ama hiçbirinin oğlu ya da kızı bir gece yarısı alınmak istenmedi. Erdoğan'dan önce 27 başbakanımız oldu. İçlerinde Türkiye'yi ekonomik krizlere sürükleyeni, ülkeyi demir kuyruklarla yöneteni, Dersim Kürtlerini fare gibi zehirleteni, ülkeyi faili meçhul cinayetler cehennemine maruz bırakanı oldu. Ama hiçbiri Recep Tayyip Erdoğan'ın maruz kaldığı muameleye maruz kalmadı. Recep Tayyip Erdoğan ne yaptı da bunu hak etti? Başka göstergelere bakmaya gerek yok. Tek bir gösterge vereceğim. Erdoğan döneminde Gülen hareketi en az, bunu altına çizerek söylüyorum, en az 15 kat büyüdü. Bunlar bu hizmetin karşılığı olarak mı reva görüldü? Her operasyon karşısında hükümet tedbir almakla yetindi. Daha büyük dalgayla yüz yüze kaldı. En sonunda dalgalar gelip başbakana dayandı. Ötesi yok, diyor köşe yazısında Abdülkadir Selvi, Yeni Şafak yazarı. Evet sevgili seyirciler, Medya Kritik köşesinde gazetelerden aktaracaklarımız köşe yazıları olarak bunlardı, ancak gazete başlıklarına da buyurun bakalım. Evet
Evet sevgili seyirciler, gelelim gazetelerin manşetlerine. Gazeteler bugün hangi manşetleri atmışlar? Hangi konular gündemi belirleyen o konular manşetlerde yer alıyor? Üzerine neler konuşulacak bugün? Tabii onlar da konuşmalarda gün içerisinde hem Habertürk ekranlarında devam edecek. Yorumlar mutlaka yapılacaktır. Biz hemen Habertürk gazetesinden başlayarak sizlere manşetleri de aktaralım. Cellad'ın insafına terk etmeyin diyor Habertürk gazetesinin manşetinde. Silivri'dekiler CMK 310 formülü için baro başkanıyla mesaj yolladı. Bizi celladımızın insafına bırakmayın. Yeniden yargılama için devreye giren Barolar Birliği Başkanı Feyzoğlu, dün Silivri cezaevinde başbuğ, Perinçek, Özkan ve Balanlı ile formülleri görüştü. Feyzoğlu, tutukluların sanık lehinde bozma formülüne karşı çıktıklarını söyledi ve ekledi. Bize celladın insafına mı terk edecekler, kanun isteriz diyorlar. Ve değerli izleyiciler, yine Habertürk gazetesinde aktaracağımız bir başka haber, derin dondurucu -55 diyor. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Rusya'da dondurucu soğuklar hayatı felç etti. Sibirya'da -55 dereceyle soğuk rekoru beklenirken Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeyi -30'u gördü. Kar fırtınasından 140 milyon kişi etkilendi diyor haberin detaylarında. Az önce de aktardığımız gibi sevgili seyirciler, burada hemen gazetelere bir parantez açıp bu bilgiyi de size dünyadan gelişmelerini aktarmış olarak verelim. Öyle ki dünyanın kuzey yarım küresinde, bulunduğumuz kuzey yarım kürede soğuk hava etkisini gösterirken, dünyanın diğer ucundaysa, güney yarım kürede ise 50 derecelere varan sıcaklıklar yaşanıyor ve bu sıcaklıklarda Avustralya başta olmak üzere, Avustralya'nın kentleri başta olmak üzere sağlık sorunlarına neden olabilecek sıcaklar görülebiliyor güney yarım kürede. Ve sevgili seyirciler, dünyada hava durumu işte iklimlerde bu şekilde can yakarken diyelim. Devam edelim, başka neler var gündemde? İstenmeyen adam UNESCO'ya başlığıyla bir başka haber görüyoruz Habertürk gazetesinde. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere dahil 12 ülkede büyükelçiler değişti. Mısır'dan yollanan Bozsalı UNESCO'ya atandı. Bakan Tokyo elçisinin Japon eşine kendisi arayıp müjdeyi verdi. MİT Müsteşar Yardımcısı elçi oldu deniyor haberde. Ve gelelim sevgili seyirciler, Habertürk logosunun hemen yanında gördüğümüz haberi de sizlere aktaralım. Öyle ki Habertürk gazetesinde sevgili seyirciler, dün bir köşe bir yazı dizisi başlamıştı. Ali Tezer'in bilgilendirme yazı dizisi bu. Öyle ki yeni düzenlemeye, sigortalarla ilgili, sosyal güvenlikle ilgili yeni düzenlemeye yer veren bir yazı dizisi. Bugün de kaleme alınan bölümde genç evlenenlere kredi var başlığını taşıyor ve 2000 sonrası emekli olana zam gelecek diyor başlıkta. Yeni intibak düzenlemesi 2000 sonrası emekli olanlara yarayacak. 24 yaş altında evlenenlere 2 yıl ödemesiz 10 bin lira kredi imkanı sağlanacak. Emekliye promosyonda bu yıla kaldı diyor. Ve sevgili seyirciler, bir başka haberi daha aktaralım sizlere. Habertürk logosunun hemen üzerinden görünen haberlerde dikkat çekiyor. Öyle ki hemen orada bir insan hikayesi var. O insan hikayesini de aktarmadan geçmeyelim değil mi? Çöpten çıkan çıplak adam, çıplak dram diyor haberde, haberin başlığında. Matematik mühendisi bir baba. Oğlu karaciğer hastası, Ankara'da çöp konteynerında bulunan matematik mühendisi Yasin S.B.'nin hayatı dram dolu. 1,5 yaşındaki oğlu karaciğer hastalığıyla boğuşuyor. Eşi ise Kur'an kursu öğretmenliği tayini bekliyor. Bu nedenle S.B.'nin psikolojisinin bozulduğu söyleniyor diyor. Ve Yasin S.B.'nin çöpte bulunduğu sabah camide yüksek sesle Kur'an okuduğu için dışarı çıkarılmış şeklinde de bu haberde detaylara yer veriyor. Sevgili seyirciler, izlerken izlenmeyin şeklinde bir de başlık görüyoruz Habertürk gazetesinde. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gelen bir uyarı bu. Türk Silahlı Kuvvetleri personelini akıllı televizyonlara karşı uyardı diyor. Siz televizyon izlerken kötü niyetli kişilerce izlenebilirsiniz. Silahlı Kuvvetler dergisindeki yazıda şöyle denildi. İnternet bağlantılı akıllı televizyonlar kötü niyetli kişilerce teknik takip amaçlı olarak kullanılabilir. İşlemci, hafıza ve disk kullanan akıllı televizyonlar her kişisel bilgi ortamı gibi siber saldırıya açık hedeftir deniyor Habertürk gazetesinde sevgili seyirciler. Evet sevgili seyirciler, şimdi gazetelere bir ara verelim. Başbakan Erdoğan Japonya'da bulunuyordu ve şu dakikalarda bir konuşma yapıyor. Japonya'da Başbakan Erdoğan dinliyoruz.
Evet sevgili seyirciler, Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunuyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve 1890 yılında batan Ertuğrul Fırkateyni'ndeki fırkateynini kurtaran Japonların torunlarına da bir teşekkür konuşması yaptı Başbakan Erdoğan. Ve konuşmanın ardından da kendisine Hoshimoto kentinin de bir altın anahtarı takdim edildi. Ve sevgili seyirciler, bununla birlikte biz gazeteleri aktarmaya devam edelim. Dilerseniz Sabah gazetesinde kalmıştık. Sabah gazetesinin manşetinde hesap zamanı başlığı kullanılmış. Öyle ki hemen hatırlatalım, dün özel bir haber logosuyla vermişti gazete ve savcı Zekeriya Öz'le ilgili iddiayı da büyük bir başlıkla manşetine taşımıştı. İşte bugün de devam ediyor manşetten aynı haber. Sabah'ın Dubai sefası manşeti yargıyı harekete geçirdi. Hesap zamanı diyor Sabah gazetesi manşetinde. Bir şirketin parasıyla Dubai'de 77 bin liralık tatil yapan savcı Zekeriya Öz'e hakimler savcılar yüksek kurulu da özel dosya açıldı. Jet inceleme yolda diyor. Sabahın İstanbul Başsavcı Vekili Zekeriya Öz'le ilgili kral tatil manşeti Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Yargı gün dünyasında da büyük şok yaratan haberle ilgili olarak Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu hemen harekete geçti diyor gazete haberinde ve hemen alttaki başlıkta da Ağoğlu'ndan Öz'e anında yalanlama başlığı taşınıyor. Savcı Öz, Dubai'ye kendi paramla gittim dedi. Ağoğlu anında tekzip etti. Öz'ü biz ağırladık. İstanbul Başsavcı Vekili Öz, Sabah'ın belgelerle duyurduğu bedava Dubai tatili için öğlene kadar bir açıklama yapmadı. Sonra bir sitede Öz'ün "Evet ailemle gittim ama ben ödedim" dediği yer aldı. Ama kısa sürede Ağoğlu Şirketler grubundan Öz'ü yalanlayan flash bir açıklama geldi. Öz'ü Dubai seyahatinde Körfez'deki temsilciliğimiz ağırladı. Bu ağırlama bilgimiz dahilinde gerçekleşti şeklinde haberin detayları da yer alıyor gazetenin manşetinde. Evet sevgili seyirciler, bir insan hikayesi aktaralım hemen sizlere gazetenin ilk sayfasından. İbrahim için ilk seferberliği. Sakarya'nın 25 bin nüfuslu Karasu ilçesinde lösemi teşhisi konulan liseli İbrahim İmamoğlu için önce ailesi, arkadaşları ve öğretmenleri, sonra da tüm ilçe halkı seferber oldu. Her gün 20 kişi kan veriyor ve örnekler test için İstanbul'a gönderiliyor şeklinde aktarılan haberde İbrahim İmamoğlu'nun yaşadığı sağlık sorunu ve bunun için de yapılan, girişilen bir seferberlikten bahsediliyor. Ve sevgili seyirciler, Hürriyet gazetesine geçtik. Hürriyet gazetesinin manşetine hemen baktığımızda manşet "Celladımıza bırakmayın" cümlesini taşıyor. Öyle ki Ergenekon ve Balyoz sanıkları yeniden yargılama için Yargıtay Başsavcısı harekete geçsin formülüne "Bizim celladımızın insafına terk etmeyin" diyerek karşı çıktı şeklinde bizim de haberlerimizde aktardığımız gelişmeye manşetten Hürriyet gazetesi yer veriyor. Bir başka haber Hürriyet gazetesinden, Bahçıvan baskını. 10 milyar doları aşan vurgun yapıp kaçan eski Kazakistan Enerji Bakanı Muhtar Abdiyazov Fransa'da yakalandı. Kazakistan'dan Londra'ya kaçan BTA Bank'ın kurucusu olan Abdiyazov sıkışınca Fransa'nın Nice kentinde bir villaya yerleşti. Abdiyazov'u izleyen Fransız jandarması adresi belirleyince Bahçıvan kılığında villaya girerek kaçak bakanı yakaladı. Ve yine sevgili seyirciler, savcıyı Dubai'de biz ağırladık başlığıyla dün Sabah gazetesinin savcı Zekeriya Öz'ün ailesinden 8 kişiyle birlikte Ekim 2013'te Dubai'de tatil yaptığını, 78 bin liralık faturayı bir inşaat şirketinin ödediğini yazması haberi de yer alıyor Hürriyet gazetesinde. Milliyet'in manşetine bakalım, karanlıkta 40 gün. Evet sevgili seyirciler, Milliyet gazetesi foto muhabiri arkadaşımız Suriye'de rehin kalmıştı. İşte onunla ilgili, Bünyamin Aygün'le ilgili haberde manşetten veriliyor. Karanlıkta 40 gün başlığıyla haber için gittiği Suriye'de 40 gün ölümle burun buruna yaşayan Bünyamin Aygün, esaret altındaki günlerini 40 yıl gibiydi diye özetledi diyor haberde. Ve hemen orada da haberin yanında da gördüğümüz Fikret Bila'nın "Hoş geldin Bünyamin" başlıklı yazısı da haberin yanında yer alıyor sevgili seyirciler. Hemen altındaysa "Kumpas varsa ispatlanmalı" şeklinde Ergenekon davasına bakan mahkemenin 3 yıl boyunca başkanlığını yapan ve karardan önce görevden alınan emekli hakim Köksal Şengün, "Kumpas varsa Kur'anlar ortaya çıkarılıp ispatlanmalı, afaki söylemlerle olmaz" dediği de gazetenin bir başka haberi. Evet sevgili seyirciler, bu gazetelerden aktardığımız başlıklarla birlikte devam edelim öyleyse. Ekranlarımıza sizler için hazırladığımız diğer haberleri getirelim. Buyurun.
Evet sevgili seyirciler, dün tarihler 6 Ocak'tı ve Hristiyanlar için önemli bir gündü. Öyle ki Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen ayin ve denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı. Evet sevgili seyirciler, önemli günlerden bir tanesi de İspanya'daydı. İspanya'daki en önemli dini bayramlardan biri olan Üç Kral Bayramı bu yıl yine renkli görüntülere sahne oldu. Başkent Madrid sokakları masal kahramanlarının, hayvanların ve kuklaların geçit törenine ev sahipliği yaptı. Gelin buyurun şimdi Madrid'e uzanalım ve o renkli görüntülere bakalım. Evet, Madrid sokaklarında sevgili seyirciler, bu hayvanların maketleri vardı. Ancak Tayvan'a gidelim. Tayvan'da güzel bir pandanın haberi var sırada. Temmuz ayında dünyaya gelen panda yavrusu yuvasından ilk kez dışarı çıkarıldı. Hayvanat bahçesinin göz bebeği olan minik panda ziyaretçilerin de ilgi odağı oldu. Sevgili seyirciler, ne yazık ki bu kez hayvanlar aleminden iyi bir haber veremeyeceğiz. Öyle ki Yeni Zelanda kıyılarını vuran 39 balina ne yazık ki kurtarılamadı. Yetkililer okyanusa döndürülemedikleri balinaları uyuttu. Avustralya açıklarındaysa çevreciler balina avcılarının peşindeydi. Değerli izleyiciler, Türk Edebiyatı'ndan güzel bir haber verelim sizlere. Çağdaş Türk romancı, öykücü ve yazar Ahmet Hamdi Tanpınar, New York Times'ta Tanpınar'ın 50 yıl önce kaleme aldığı Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı romanı Amerika'da ilgi odağı oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin saygın gazetelerinden New York Times'ta yazar Martin Riker imzasıyla yayınlanan incelemede Saatleri Ayarlama Enstitüsü kusursuz olarak tanımlandı. Oscar ödüllü Amerikalı ünlü yapımcı Saul Zenz 92 yaşında vefat etti. Yapımcının üstlendiği filmler arasında İngiliz Hasta, Amadeus ve Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği gibi ünlü tanınmış filmler de bulunuyor. Ve bu haberle gün başlıyor, noktalıyoruz sevgili seyirciler. Tabi bugün gündemde yine önemli gelişmeler var. Başbakan Erdoğan Japonya'da ve arkadaşımız, muhabir arkadaşımız Aysun Torun'da onu kendisine takip ediyor ve gelişmelerle gün boyunca da ekranlarımızda olacak. Habertürk ekranlarından tüm ayrıntıları da alabilirsiniz diyelim. Ve sevgili seyirciler, yarın sabah için randevumuz belli. Saatler 7'yi gösterdiğinde gün başlıyor da görüşmek dileğiyle. O zamana kadar iyi haberler aldığımız güzel bir gün geçmesini diliyorum efendim. Görüşmek dileğiyle.